Bir malı satın aldın mı o mal kimindir? Senindir. Ben dana satıyorum kardeşim. Geldin benden danayı satın aldıysan parayı vermen şart değil. Ama satın aldım, ben bunu aldım dediysen, ben de sana sattım dediysen o artık kimindir? Söyleyin. Senindir. Hayvan öldü. Kimden gitti? Kimden gitti? Senden gitti. Senin malın. Ama şu an insanlar yapıyorlar mı böyle? Yapmıyorlar. Yani hani ticaret gitsin diye esnaf bir şey demiyor karşı tarafa ama bu sizi mesuliyetten kurtarmaz. Yani ticaret bozulmasın diye esnaf bir şey demiyor. Esnaf hep böyle kasadan gitsin diyor esnaf. Alttan alıyor, tamam mı? Hani iyice içsek diye uğramasın diye. Ama ve lakin bu sizi mesuliyetten ne yapmaz? Kurtarmaz. Bu karşı tarafın hakkını gasp etmiş olmanızı ortadan ne yapmaz? Kaldırmaz. Bir malı satın aldıysan o mal kim nedir? Senindir. Senin değilse söyleyin. Satın almamışsındır. Dikkat et bak şimdi. Ve aynı misalin öbür şekline geçelim. Mesela ben bunu aldım dedi. Tamam, ben de sattım. Şu anda ne oldu? Karşı tarafın oldu. O hayvana bir zarar isabet ettiği zaman kimin telafi etmesi lazım? Kimin tazmin etmesi lazım? Kimin üzerinde? Alanın üzerinde. Peki tersini düşün şimdi. Alışveriş tahakkuk zarar ondan gitmeyecekse alışveriş tahakkuk etmedi demektir. Peki satıcı kişi o hayvanı ona vermese de başka bir şahsa satmış olsa o kişi razı olur mu? Ne der? Ben bunu satın aldım der. Bir taraftan kendi lehine olan taraftan mal benim, ben satın aldım, ama ticaret bu da kendi aleyhine olan taraftan ben daha almadım. Yani şu anki piyasada bunun size aksettirilmiyor olması bunun manevi mesuliyeti sizin üzerinizden kaldırmaz. Buna da dikkat edin.